Herkese merhaba, Tuğçe Alpay ben. Gene bir Total Body Workout'la karşınızdayız. Bu workout'un önemi ne? Seyahattesin, yanında hiçbir şey götürmedin, cime gidecek zamanın da yok. O zaman çantana şu küçük mucizevi bantlardan, bunlardan yoksa hepinizin bildiği bu tarz latekslerden kesip bavulunuza atıp bu videoyu da karşınıza açıp teknenizde, sahilde koyup istediğiniz her yerde bütün vücudu aktif bir şekilde çalıştırabileceğiniz 7 hareketten oluşan muhteşem bir seri terlemeye hazır olun. Başlıyoruz. İlk hareketimizde ön kolla başlayacağım. Biceps. Bu herkesin kolay bulduğu lateks, çok iyidir bunun için. Ayaklarınızın altına almanızı istiyorum. Düz duracağım. Karnım düz, omurgam düz, omuzlarım da yerinde. Yani bazen hareketlerde şöyle oluyor böyle, onu yapmayın. Omuzlar hep yerinde olsun. Önemli bir detay. Avuç içleri birbirine bakacak. Burada normal curl hareketine ben biraz da yan gövde ekledim. Çevirirken bunu istiyorum. Ve geldim yerime. Yani vücudum düz. Kalçadan dönmeyeceğim. Gövdem dönüyor sadece. O sırada da curl yapıyorum. Dirsekleri geriye götürmeyin. Lateks altınızdan kaçmasın. Hazırsanız seviyenize göre latekslerin renkleri vardır. Ben orta seviye bir lateks kullanıyorum. Kollarımı aldım vücudumun yanına. Ve şimdi güzel. Dirsekler hep aynı seviyede olmalı arkadaşlar. İleriye geriye kaçarsa hareketin efektifliği düşmüş oluyor. Kalçadan dönmeyin. Zaten kol kası şu anda kan pompalandığı için şişmeye başladı. Sağlı sollu gittiği için 16 tekrarda bırakacağım. Yorulduysanız daha erken de bırakabilirsiniz. Hep avuç içleri birbirine baksın. Ve bıraktım. Nasıl? Şişti değil mi? Güzel. Şimdi arka kolla devam edeceğim. Şimdi bizim Türk bayanlarında en sorunlu bölgelerden biri, "Aa canım Aslı'cığım ne haber?" deyip hani şu böyle sağlı sollu bir sallama olur ya. Bu hareket tuzluklara bay bay hareketi. Benim kızlar çok söylüyorlar bunu. İstediğim şey lateksi, bu arada onunla da kapalıyla da yapabilirsiniz, ikisi de var opsiyon olarak. Ters omuz yapacağız. Lateksi burada gerdirin, yandan gösteriyorum. Buradan istediğim şey kolu tamamen düz aşağıya açıyor olmanız. Buralarda kalmayın, hareket burada bitiyor. Tam 90'dan geldim ve bunun gibi düşünün. Ben gene orta seviye kullanıyorum. Eğer arka kolunuz güçlü değilse daha açık renk, yani daha ince lateksler kullanabilirsiniz. Hazırsak başlıyorum. Şiarcığım merak etme, mikrofona elimi koymayacağım. Ve başladım. İki taraflı olduğu için çok fazla dinlenmenizi istemiyorum. Tek taraf bitecek. 15 tekrar. Ondan sonra hemen diğer tarafa başlıyorsunuz. Bir taraf çalışırken diğer taraf dinleneceği için de İlk iki tur ya da nasıl yapacaksanız antrenmanı aralıksız olabilir. Tam açtığınızı göreyim. Bir gerilsin, kasılsın triceps. Güzel. Çok iyi. Ve hatta tutun. Zorlaştırmak için son tekrarda, ben genelde iso hold çok yaptırıyorum. 15. tekrarda gelirsiniz ve aşağıda açarsınız. 10 saniye bekler. İyice patlatırsınız kası, ondan sonra diğer tarafa geçersiniz. Hala üst vücutla devam ediyorum. Daha alt kısımlara gelmedik. Sırada omuz var. Benim omuz biliyorsunuz sakat, o yüzden en hafif lateksi tercih ettim. İki ayak veya tek ayak. Ben tek ayak şu anda önde latekse istiyorum yapmak. Lateral raise yapacağız. Avuç içleriniz yerleri göstersin. Ve buradaki püf nokta, kolları kaldırdığınız zaman dirseklerin omuz hizasında olması, bu çok önemli. Burada kaldığınız zaman omuz %100 çalışmıyor. Ben omuzları patlatmak istiyorum, tamam mı? 15 tekrar yapacağım. Lateks zorlarsa
vücut ağırlığıyla da devam edebilirsiniz. Ama dayanın, burada bile kalsa çalışmaya devam ediyor. Tamam mı? Okey, hadi bakalım. Başlıyoruz. Nefes aldım ve zorlandığım noktada yukarıya. Omuz hizası yeterli. Daha fazla yukarıya kaldırmayın. Yanıyor biliyorum. Son 4. Ve burada gene her zaman olduğu gibi yukarıda bir tutarak bir 10 saniye zorlayabilirim. Ve en sevdiğim şey bunu yapmasam olmaz. Bu arada demin triceps çalışırken ben sağ taraftan gösterdim. Siz sol taraftan da, bir dakika burası sağ, evet burası aynen. Evet, soldan yapmayı da unutmuyorsunuz. 15, 15, Aykut gülme. Olabilir, sağını solunu karıştıramayan insanlar var. Haydi dördüncü arada antrenmanı yaraladık. Üst vücut devam. Sırttayım, sırt çekişleri çok fazla seven bir kas grubu. Latex'te kapalıyı tercih ediyorum bu sefer. Yukarıya doğru kaldıracağım. Nasıl tutacağınıza siz karar verin. İstediğim şey baş parmağını geçirmek iyi olabilir. Tek taraflı, omuzdan aşağı inecek şekilde yukarısı sabit düz ve çekeceğim, yerine gelecek. Bunu yapıyorum. Sonra da aynı şekilde diğer tarafa geçeceğiz ve sırtı tamamlamış olacağız. İstediğim şey öne doğru durmayın, kambur durmayın, karnı yani bu kalça çok öne doğru tilt yapmasın. Yukarıdayım, hafif dizlerde bir kırılma, omuz aralığı ve hazırsam başlıyorum. 15 sağ, 15 sol. Çektiğinizde sırtınızın çalıştığını, kasların gerildiğini hissediyor olmanız lazım. Afaki çekmiş olmak için hızlı hızlı çekişler yaparak ne olur saçmalamayın. O yüzden 15 tekrar düzgün olsun. Tam kol yukarıda düzeldi. Güzel. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Kollar yukarıda. Arada bir dinlenebilirsiniz. Bir kürek kemiklerinizi bir oynatın, bir rahatlatın. Ondan sonra kollar tekrar yukarı kalksın ve sol tarafla devam edelim. 15 tekrar sağda bitti. Şimdi soldan devam ediyorum. Her zaman bir tarafınız diğerine göre daha çok zorlanacak ya da önce yaptığınız tarafta yorulacaksınız. İkinci yaptığınız tarafta sanki iyice bitmişsiniz gibi hissedeceksiniz. Bunlar normal hisler arkadaşlar. Zamanla dengelenecek her iki tarafta, merak etmeyin. O yüzden tek taraflı hareketleri yapmaya hem sırtta hem omuzda hem bacak çalışırken özen gösterin. Bunlar dengeli ve sizi geliştiren hareketlerdir, single yapılan hareketler. Evet. Güzel. Şimdi aşağı tarafa geçebiliriz. Sanırım sırada squat var. Şimdi ben deminki lateksi çok sevdim. O yüzden aynen squat'ta kaldığım yerden sarıyla devam edeceğim. Bacak, squat nasıl lateks ilave ederiz? İstediğim şey yandan göstereyim. Squat'a çöktün, kalkarken bir yana açış istiyorum. Burada basen ve kalça devreye girecek. Sağlı sollu gideceğim. Hop. Çöktüm, sandalyeye oturur gibi kalçayı uzattım, geriye kalktım ve kalkarken dengeli duran sabit bacağımla yana doğru ondan destek alarak açış istiyorum. Tamam mı? 10 sağ, 10 sol, nabız yukarı, nabız yukarı. Tamam mı? Hazır mıyız? Yandan durayım ki daha iyi görebilirim. Yalandan böyle squatlar istemiyorum. Bunlar bizden değil. Lütfen bana böyle. Ciddi, 100%, 100 pozitif squat görmek istiyorum ben. Tamam, daha fazla oyalanmayalım. Ve başladım. Hı.
yanmaya başlamış olması lazım. Maksimumda zorla bantı. Budur. Nabız yükseldi mi, değil mi? Ve çıkartıyorum. Son hareketle çıkartamıyorum. Devam edemiyorum. Görüşeceğiz. Isındınız değil mi? Ben de. Şimdi bu bant ısrarla burada olmaya devam ediyor. En sevdiğimiz bölüm. Genelde ben antrenmanların sonlarında yer veriyorum. Karın. Karında. Plank pozisyonunda olacağım. Ama bu bant işin içine girdiyse ne olacak diyorsunuz haklı olarak. Öncelikle gene dikkat etmemiz gereken unsurları söylüyorum. Bilek, dirsek, omuz 90. Kambur yok, kalça aşağıda değil. Stabilim, hafif bacaklarım omuz aralığında açık. Burada istediğim şey plank'i bozmadan hop sağ parmak ucu yana açılsın, yerine geldi. Böyle bir akış olacak. Hareket devam ettikçe şuna gideceksiniz. Biliyorum, gitmeyin, değil mi? Gitmeyin. Düzel, gittiğini hissettiğin zaman tekrar başla. Okey, hazır mıyız? Hadi bakalım. 10 sağ, 10 sol touch istiyorum yere. Kol, dirsek, omuz mesafesine dikkat edin ve sayıyı uzatabilir, plank'te bekleyebilir, seti daha da zorlu hale getirebilirsiniz tamamen elinizde. Ve istediğim şey bitirişte, diz yerde, sonra kapandım. Yani bitirirken şunu yapmayın, çok tehlikeli. Beliniz için yapabileceğiniz intihar girişimlerinden bir tanesi. Son karın, ondan sonra mutlu sona ereceğiz hep beraber. Yedinci hareket, son. Crisscross yapacağız. Bilindik bir hareket ama ben biraz daha zorlaştırıyorum. Bantı ayaklarımın, dikkat edin bilekte değil bu sefer, ayaklarımın üstünden getirdim. Ayakkabısız yapmayın, fırlar lateks. Burada bu şekilde çekiş yapmanızı isteyeceğim. Ve tabii ki normal crisscross rutiniyle de kollar dönecek. Bu çıkmadan bahsediyorum. O yüzden iyice ortasına doğru getirin ki hareketin ortasında çıkıp sizi rahatsız etmesin. Karnım hep kontrollü, yanacak dönüşte maksimumda dönüş yapmaya çalışın. Dizleriniz gelecek ama siz olduğunuz yerde sağ sol rotasyon istiyorum, anladın mı? Buralarda hissetmeniz lazım. Hadi bakalım. Geldim. Hafif bu arada. Güçlüyse karın daha çok geriye gidebilirim. Ama baktınız ki zorluyorsanız kendinizi biraz daha fazla yukarıda dik durabilirim. Tamam mı? Bu tamamen size bağlı. Hareketleri modifiye etmenizi kendi seviyenize göre belirleyin. Anlaştık mı? Okey. Ben biraz geriye yattım ve 10 sağ, 10 sol durumunuza göre böyle oluyor işte. Bunun olmaması için ya lateksiz devam edeceksiniz. Kendime ceza verdim. İyice yatıyorum o yüzden geriye doğru. Dengeli çalıştırdık vücudu. En son karınla da kapanışı yaptık. 7 hareketi tatilde en ufak aparatlarla uygulayacağınız şeyler düşünüyorum sizin için. Yorulacaksınız tabii ki. Tatilde de olsanız hiçbir şeyden geri kalabileceğiniz anlamına gelmiyor. Her yerde antrenman yapabilirsiniz. Bunu lütfen kafanızdan çıkarmayın. Etkili bir şekilde de çalışabileceğiniz ekipmanlar bunlar. 3 tur düzenleyin lütfen. Bütün hareketleri izleyin, kapatın, tekrar. İzleyin, kapatın, tekrar. Böyle 3 tur istiyorum. Set tekrar sayılarını size bırakıyorum. Ama yorulmanız lazım. Şu benim şu anda terlediğim kadar
3 katı kadar terliyor olmanız lazım. Bir de kanala abone olmanız lazım. Sorular sormanız lazım. Yorumlar yapmanız lazım. Hepsini bekliyorum. Ne istiyorsanız bir sonrakinde belki sizin videomuzu çekeriz. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.